Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size şöyle bir soru sorsalar. Anlatırken dışarıda, sağda solda. Ahireti anlatıyorsunuz. Deseler ki ahiret ihtiyaç mı? Ahiret ihtiyaç mı? İhtiyaç abi. Niye? Niyesini söyle. Mesela ben insanım, değil mi? Benim de sonsuz hayatlar yaşamak bir arzusu var. Var sende. Var. Bunun bir karşılığı olması lazım. Karşılanması lazım. Tabii. Güzel. Mesela şimdi şey var ya, nefsin son noktası Allah'ı görmektir. Yoksa doymuyor, değil mi? Hı-hı. Onun gibi. Şimdi bunun bir karşılığı varsa da ahirette ancak. Başka bir kelam edecek var. Adalet için ihtiyaç abi. Harika. Bu dünyada yapılan zulümler arasında bir istibdat var. Adalet için ahiret olması lazım. İhtiyaç değil mi? En zalim bile şey yani dinle kopuk insan bile görürsün diyor. Değil mi? Bir adaleti bekliyor. Başka böyle ahiret ihtiyaç mı? Ne diye biliyorsunuz? Osman hak verdim sana. Mesela ahiret ihtiyaç. Farklı bir hatırına bir şey geliyor. Fıtrat aslında bir insan fıtratı bu kadar mükemmel yaratılmış. Fakat bu dünya içinde yaratmamış olması gerekiyor. Kendine ahireti de olması gerekiyor insan. Peki ikinci bir soru sorsalar. Tamam, ortalama aynı. Başka şey de var. Mesela eğer bu kainatın sonunda ahiret yoksa her şey anlamını yitirir. Abes olur ve israf olur. İki şey. Abes ve israf. Peki ne olmuş oluyor? Bu dünya var, ahiret yoksa abes ve israf, yani ilim cehalete, adalet zulme, varlık yokluğa, nur zulmete hizmet etmiş olur. Çünkü her şey sıfırlanacağı için. O zaman niye bu kadar masraf yapılmış? Değil mi mesela? Bir insan aldığı arabayı, çizdiği bir resmi, aldığı bir halıyı, gömleği yakar. Vallahi bu böyle gömleğin, mavi gömleğin yandığını hiç görmedim. Acaba alevi nasıl çıkar? Mavinin alevi mavi, yeşilin yeşil mi çıkar, beyazı beyaz mı? Merak edip de hiç kimse gömleğini yaktım, parasını yaktım ya. Peki, yani birincisi siz adalet için ahiret lazım. İnsanın fıtratında arzu-i beka var. Yani fıtratını bir karşılanması lazım. Midenin ihtiyacı gıdaların vücuduna delil olduğu gibi insanın da beka arzusu ahiretin delilidir dedin. Ne yaptık? 3 tane etti. Fıtrata ekleyebilir miyiz abi? Ne? Vuslat, kavuşmak için. Kavuşmak. Yani dedelerin ceddine mesela, Peygamber Efendimiz'den. Mesela sen Allah rahmet etsin dedeni, Halil dayı, bana şakalaşırdı çok. Hakikaten ister ya. İnsan görüşmek ister ya. Dostlarını hakikaten görmek ister ya. Sen Hızır abi görmüş müydün? Gittin değil mi? Hızır abi zaten ilk onlardan işte. Onlar değil mi? 87, 88. Var ya. İnsan görmek istemez mi? Çok acayip ya. Çok enteresan bir şey anlatmışsın abi de. At şunu söylemeyeyim ben. Hızır abin şey. Evet abi. O da tüm arkaya bakma demiştin. Bakma. Aşağıya. Çok enteresan, tuhaf mı? Çok. Böyle bir keşif-i keramet yani ikram ama akılları gözüne inmiş. Maddiyattan başka bir şey görmemiş insanlar. Onu anlamaz. Başka ne aklınıza geliyor? Peki soruyu şöyle yapsam. Teselli olabilir mesela. Teselli. Ha dünyada yaşarken teselli. Bu psikolojik ahiret imanı zayıflığından kaynaklı. Harika bu da. Ailedeki kavgaların. Mesela şey olur aslında abi, terbiye edici. Nasıl terbiye edici? Mesela şimdi biz buraya ahirette bunların hesabını vereceğiz ya. Yaptığımız günahlar. Bunlar terbiye edici de olabilir yani. Tamam. Ahiret var, hesap günü var. Yani ikinizin toplarsam şu. Bunu yapamam. Niye? Ahiret var. Evet. Bunu diyemem. Ahiret var. Yani dünyayı tanımlıyor. Ahiret inancını kaldırırsan dünyada niye bunu yapmıyor ki? Niye çal? Mesela ahiret inanmıyor. Çalmıyorsa ahmaktır.
Zulmetmiyorsa ahmaktır. Çünkü ahiret inancı yok. Ahiret yoksa, hesap bilinci yoksa, hesap şuurunu vermeyecekse, niye böyle istediği gibi, niye haşa bacısıyla, anasıyla beraber olmasın? Yani ahiret yok ki. Böyle bir şey yok. Güzel, o da güzel değil. Peki gene düşünün. Peki ahiret nerede? Bunu nereden? Ahiret nerede ya? Nasıl inanalım buna ya? Vallahi etrafa bakınca öyle gidiyoruz, burası çıksalım. İniyoruz aşağı ok meydan. Şey, bu da ok meydan. Halıcıoğlu. Benim büyüdüğüm yer. Hasköy. Yani bu gittiğimiz yer buralar yani. Ahiret nerede ya? Bu kadar ciddi bir davaya, ahirete ciddi bir delil olacak. Ahireti niye görmüyoruz? Yani görmüyor muyuz? Ne dersiniz böyle? Otobüstesin, metroda. Böyle birisi yani oturdu. Tamam, ahiret inanıyorsun da böyle ciddi bir inancı var ki. Ama inandığın şeyin bir tane delilin yok dese. İnsan çok üzülür değil mi ömür boyu? Hatta bir tane söyledim işte. Ya Allah'a mı inanıyorsun? Tabii ya, sen inanmıyor musun ya? Ben zorlanıyorum demiş. Uçakta olmuş. Demiş, kaç seneden beri inanıyorsun? Doğuştan beri demiş ya böyle. Bak, kitap da okuyor. Ya inandın, Allah biraz anlatsana bana demiş. Kaldım dedi. İşte böyle birisini getirmişlerdi bana da. Bana diyor, Nur talebesi değil. Nur talebesi olsa ayet-i kübre açar şuradan buradan yani. Bir açıldı mı? Değil mi Osman böyle yapıyor. Osman'a durdurmak zor. Şimdi ahireti niye görmüyoruz? Allah'ı niye görmüyoruzun aynı paralelinde ne aklınıza geliyor? İmtihan kalkar abi ahireti görse. Yani peki ciddi bir alameti ne olur Osman, öteki Osman? Yani ahiretin ciddi bir delili bana böyle bir şey söyle ki biraz kafam yatsın, böyle patika yolu açılsın. Bu dünyadaki numuneleri yani Cenab-ı Hak o kadar nimetler vermiş mesela. He. Onların bir asılları olması lazım yani. Harika. Bu da güzel. Buradakiler suretlerdir. Aslı olması lazım. Çünkü suret olduğu nereden biliyorsun? Devamı değişiyor. Yani buna doymuyor insan. Başka? Efendimiz hayatı mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl hayatı ona ahireti? Yani mücadele. Ahiretin nasıl delili oluyor? Şimdi o kadar mücadele etmiş Peygamber. Niye yapmış değil mi? Yani haşa bu insan Allah'a ve ahireti kendisi uydursa sağlığını, servetini, ömrünü niye harcasın inanmadığı bir şeye? Tövbe, kendi uydurduğu bir şeye ömrünü niye versin? Ki Peygamber Aleyhisselam peygamber olmadan önce zengindi. Değil mi? 25 yaşında iken 40 yaşındaki bir zengin hanımla evlenmişti. Kervan sahibiydi. Peygamber Aleyhisselam zengindi. Peygamber olunca fakirleşti. Şimdi adam fakir, milletvekili oluyor, belediye başkanı oluyor, trilyarlık oluyor. Tam tersi olmuş. Anladım. Şimdi her şeyini niye verdi? İnsan aklı başında olan insan bunu yapmaz. Başka? Ahireti niye görmüyoruz, Allah'ı niye görmüyoruz gibi. Başka ne olabilir? Vicdanda bir karşılığı olması lazım. Mesela mı? Onu düşünüyorum nasıl? Vicdanda bir şey olması lazım. Hani İman gaybadır abi ya. Gayba, güzel. İman gaybedir. Görünen olsa hani o kadar şey olur mu? Tamam, görmesini istemiyorum. Bana böyle fıtratından, ahiretin böyle, ahiret ufak bir çizgi, bir yol olsun. Şey var, Ferdur İlahi Rahmetiyle 500 defa okudum. İnsandaki beka hissi. Tamam, harika, onu diyorum. Beka hissi. Ferdur... Çekirdek, Üstad Çekirdek 100 sene önce bilgisayar, televizyon, radyo daha yeni çıkmışken, o çekirdekteki o da şimdiye kadar okunmadı diyor. Şimdi o okunuyor çekirdekteki o misal gerçekten muhteşem. En büyük deli tek şu olsa diyor, yetiyor yani. Harika. Çekirdek. Mesela Bill Clinton kaç tarihinde başkandı Amerika'nın? Bundan 3 dönem önce veya 4. Değil mi? 96-2000'de. Yani şeyden önce. Niçin söylüyorum? O Irak katili var bir tane, İngiltere Başkanı, Tony Blair, iyi hatırlıyorum. İkisi. Bush mu? Yok, Tony Blair, İngiltere. Şimdi bu ikisi, o zaman kaçtı, 98 mi neydi? DNA'nın içerisi çözülmüştü, yeni. Yeni DNA. Devam edeceğim sorularıma, size de. DNA'yı çözdükleri zaman,
dediler ki Tanrı'nın yazısını çözdük. İkisi bir araya gelerek DNA'nın okunabildiğini, okunduğunu keşfettiler. Ve altına şunu yazmıştı bir not talebesi, yazar. Bir şeyi, yazılan bir şeyi keşfetmek bu kadar ilim ve teknoloji gerekiyorsa, yazar hangi ilimle yazdı? İlimle çözülüyorsa bir şey, mesela şöyle, atomu parçalıyorlar, nükleer enerji değil mi? Nükleer enerji nerededir atomun? Yani oradan çıkmıyor mu? Bir 10 miligram, 10 gram uranyumla patlatsan için enerji, İstanbul'u aydınlatır komple. Ne İstanbul'u ya? Uranyum. 10 miligram. Bu nükleer santralde atomun içerisine enerjiyi çıkartıyorlar. Hangi enerji? Gizli enerji. Ama zaten bir şey, kabul bir şey. Kocaman İstanbul'un enerjisini gözükmeyen atomun içerisine saklayan Allah, ahireti de senin ruhuna saklamış. Yani gözümüzün önünde bir atomda kocaman enerji, bir çekirdekte kocaman ağaç, insanın ruhunda da istekleri, arzuları, meyilleri ve fıtratının tamamı ahireti gösteriyor. Mesela adalet demişti. İnsan fıtraten her şeyin bir adaletinin olmasını istiyor. Fıtratta ebed arzusu var. Demek ki ahirete bir yol, فَنْزُرْ اِلَى اَثَرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِيَا اِلَى اَخِرَاءِ. Yani bak bakalım, nazarını çevir, şu kışın ölmüş olan baharı yeniden diriltmiyor muyuz? Ondan sonra nasıl dirilecek, nasıl soruyorsun, dirilenler var. Peki, bir delil daha gösteriyor, ne diyor? İlk yaratılmanızı görmüyor musunuz? Ha, neydi o? Yokken yaratıldın. Yoktun, var oldun ve dirildin. Şimdi varsan iade edileceksin. Varı iade etmek mi kolay? Yoku yaratmak mı kolay? Varı iade etmek kolaydır. Yoktan yaratmak zordur. Yasin-i Şerif'i bir yerledi aşağı. Deona diyor değil mi? Kemiği getirmiş değil mi? Kemiği getirmiş Yahudi o. Kale men yuhli illame ve hiye ramim. Bunu mu diriltecek ya Muhammed? De diyor. Kul de. Onu ilk kim diriltirse o. Demek ki baktığımız zaman insanın en harika delillerinden bir tanesi çevresinin kendisidir. Bedenin dışında merhamet, şefkat, haya, edep, vicdan, vefa, samimiyet. Yani atomun dışında bütün sıfatlar hiçbirisi buralı değil. Ve burayı istemiyor. Yaşamak arzusu ebed değil mi? Sonsuzluk istiyor. Dostluk değil mi Enes? Şimdi senle ben dostumuz. Sizinle kaç, ne zaman dost olduk yani? Bu, tanıştık beraber Ömer. 25 sene. Şimdi ister miyiz 250 sene kadar olsun? Sonsuz olsun. Değil mi? Fıtrat ya. O son evine mi gelmiştik? Evet, ne acayip bir yerden onları tanıdınız ya. Tehlikeli bir adam. Çok kalabalık oluyor. Maalesef. Ya. Demek ki insanın fıtratı insan. Et ve kemikten insan ibaret değilmiş. Peki başka insanın kendisi, fıtratı. Bir de şey, yani diş, beş diş duyu organın karşılığı varsa içerideki duyguların karşılığı deriz. Olması lazım. Evet, göz nasıl ki renk ve şekilleri istiyor, kulak sesleri istiyorsa, mide vücutların, şey, gıdaların, tahamların, elmanın, armutun varlığını istiyor. İnsanın aslı olan cevheri ruhudur. Peki buradan başka aklınıza gelen varsa elinizi kaldırın, ben beraber mutala ederiz mesela. Tamam, aklınıza gelen şey varsa. Şimdi diyor ki hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Hem gayet katı bir surette hissettim. O şuuru imani ile hakkal yakin bildim ki, Cafer demişler herhalde bunu, fıtratımda çok şiddetli olan bir aşk-ı beka var. Aşk-ı beka. Senin adı neydi ya? Erhan. Erhan ne haber, iyi misin abi? Elhamdülillah Hasan abi, sen nasılsın, iyisin inşallah. Bomba gibiyim hamdolsun. Maşallah. Kötü olmaya zamanım yok. Aynen. Şimdi Erhan,
senin aklına neler geliyor? Çünkü hafızan çok kuvvetlidir. Ya ortak şey esasında. Bak Cafer'in söylediği, Osman abinin hep yani birine yakın şeyler. Tam ben Feyzoğlu diyecektim bir saniye önce. Osman abi söyledi ben de bir saniye önce. Evet. Yani demek ki kalp kalbe şey yani. Aynen işte ya, vermek istemese istemek vermezdi manası mesela. Yani aletin varlığına bir şey dedi. Evet. Ya ölmüş arzın. Bu akşam da hakikaten biraz bakmıştım. Bu sözler 424'te var ya. Evet. Tam da oraya bakmıştım bu akşam. Tam orası. Bir damasyon yaratılışı, arzın ölmüş arzın diriltilmesi. Hep onun aleti delil olması noktasında işte. O şey tam oraya bakmıştım bu akşamda. 424 mü? 424. Sizin kitapta aynı bizim. Aynı. En var. En aynı var. Mıdır o senin? Tabii tabii en var. O parmakla okuduğunuzda aynı mı? Onunla aynı değil. Onlar çok. Sen peki nerede biliyorsun bizim 424? Bilgisayarda ben bakıyorum. Bilgisayar okuyorum. Ben. Bir dakika, bilgisayarda da parmakla okunuyor mu? Yok, Word dosyası var, bana kendisi okuyor. Ben satır satır okuyorum, onu okuyor, satıra geçiyorum. Kelime kelime, harf harf bakabiliyorum falan. Yani, ha, bilgisayara? Tabii, konuşuyor bilgisayar, program var içinde. Öyle mi? Mesela şimdi en satırda başlıyor, bir aşağı okuma basıyorum, alt satır okuyor. Bir basıyorum, alt satır okuyor. O şekilde istersen kelime kelime okuyorum. Bazı kelime anlamazsa harflere tek tek bakıyorum. Mesela o kelime tam anlaşılması, mesela tek tek okuyor falan. Orada tabi Allah'tan sayfa atlarken de şey yazıyor. SH diyor 423 diyor. Tamam anlıyorum sayfayı. 424'e geliyorsa aradaki sayfa ise 423'tür orası. Oradan sayfayı çıkartıyoruz yani. Sayfa çıkartıyorsun. Yani oradan çıkıyor yani öyle. O 8. şeydi işte cezaevet mesela bir şey vardı başlamıştı 424'te. Orada... Maşallah hakikaten 8. meziyeti cezaevet. Yani tam tuhafa gitti. Bu akşam da bilgisayarda oraya bakıyordum. Orada aşağıda bir ayet var, orada mesela diye başlıyor. O ayet var sayfa ortasında. Mesela diye başlayan bir yer var. Oradan arkası tam bu şeye geldi. Allah Allah. Kur'an ka oluyor ki. Ya orada madem. O zaman demek ki hiçbir şey engel değil. Yani. Tamam. Okumamak için engel değil. Değil bak. Bak bilsinler diye bak. Kör olduğu da okuyor. Ya. Kör olmayanlar okumuyorsa ne oluyor yani? Ha. Bak. Tevafuk etti. Evet. Herhalde senin dersini okuyacağız. Evet, aynen. Ama kaldırdım. Mana hep aynı ama hep birbirine bağlantılı manalar. 8. meziyeti cezaret. Yani kelam sahibi kelamında murat ettiği manaya tam isabet etmiş. Cezalet. Evet. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika işleri var ya böyle, bir anda herkes cennete gidenler, bir anda her yerde olacaklar. Cehennemdekiler de öyle olacak. Bir anda her yerde olacaklar cehennemde, her çeşit elemi almak için. Her çeşit elemi almak için, ötekisi her çeşit lezzeti almak için. Ahirette şöyle olacak, böyle olacak. Mesela istediğin olacak, istemediğin olmayacak, böyle şeyler söyleniyor ya. Ama bunun insan kalbi kabul etmesi için ihsariye hükmünde kalbi buna yakınlaştırmak, anlamasına kolaylaştırmak hükmünde ve zihni, anlayışı tasdike müheyya etmek için, hazırlamak için bir idadiye suretinde bir böyle bunları tanımlama, bunlara güç verme, malzeme verme, hazırlama saadetinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Yani Allah bir şey anlatacağı zaman, ispat edeceği zaman ilk önce başta söyler. İlletini söyler. Sonra ayetler gittikçe izah eder onu. Yani edebiyatta var ya giriş, gelişme, sonuç. Yani ana fikrini söyler. Ahiret var diyor. Şöyle şöyle olacak. Sonra onun benzerlerini dünyada misaller veriyor. Onun benzerlerini dünyada misaller veriyor. Efali zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efal-i acibe-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki, hani ahirette acayip şeyleri, öyle zikreder ki, yani bunu zaten nüminesini insanda gösteriyor Cenab-ı Hak, ruhta mesela. Yani bir anda her yerde olacaksın. Hayalen oluyorsun. İstediğin olur, istemediğin olmaz. Düşünceyle yapıyorsun bunu. İstediğin yere gidiyorsun hayali. Dünyada bunun nümayesi var. Hayal da hayal değil. Çünkü niye? Ne hayal ediyorsanız o oluyorsunuz. Neyi hayal ediyorsanız o oluyorsunuz. Yani mesela insan bir ortamda bulunuyor. Hep olumsuzluğa anlatıyorlar. Kestane.
hastane koridorunda bekliyorsun. Hasta selam beklerken o çok kötüymüş, öyle oldu da böyle oldu. Çünkü diyor ki 6 ay önce kuşa önce de tespit edilseydi teşhis olurdu. Öteki, yani orada bir insanın mutlu olabilmesi çok zor. Olamaz. Kişi kendisini iyi hissedemez. Çünkü konuşmalar, görüntüler, sesler, düşünceler, fikirler havada uçuşuyor. Onlar insanın içine giriyor, tutamıyorsun. Kulaktan girenler var, gözden girenler var, akıldan içeri girenler var. Ya diyor 6 ayda bir taranması gerekiyormuş, öyleydi böyleymiş. Yani erken teşhis olsaydı falan. Şimdi sen, hakikaten olan bir, hele benim gibi adamsa hiç gitmemiş böyle. Hiç böyle taranma arama ile meşgul olmamış. Ya hakikaten gitseydi falan diye evap etmeye başlar. Ya şunu demek istiyorum. Olumsuzlukların sergilendiği yerde sen kendini mutlu hissedemezsin. Böyle bir ortamda da insan kendisini mutlu hisseder, kötü hissedemez. Çok zor. Yani takıntısı varsa ama dersin ortasına doğru, sonuna doğru insan çözülüyor derste. İşte bunun en güzel örneği ahiretin ve Allah'ın icraatının orada efalinin örneği insanın bedeninde kendisi şahittir. Mesela ahiretin tümünün, bütünlüğünün nüminesi insanın ruhunda var. Yani ruhunda var. Mesela bir anda her yerde olacaksınız diyor Kur'an dedi. Biz de diyoruz ki fıtratın, Allah Allah nereden çıktı, öyle bir şey olur mu? Böyle bir ihtiyaç yok. İhtiyaç yok mu yani? İnsanda ihtiyacı yok mu? Herkeste var değil mi? Işınlanmayı araştırıyorlar yıllardır. Vesaire. Yani insanda bir anda her yerde olmak, hiç dert olmasın. Ya neye gerek var canım dert olsun diyen mi var? Ölüm yok Enes, tamam. Ya olmaz olur mu ya, olsun ya falan. Kim der ya? Fıtrata baktığınız zaman, fıtratı dinleyip, hakikaten Kur'an'ın ne dediğine aynı uyuyor. Fıtrat reddetmiyor. Ya altına neyle rakan, şöyle olacak, böyle olacak. Ya boş ver falan diyen var. Oh ne iyi olurdu ya. Adam soruyor bana. Ciddi ha, çok tuhaf yani. Birkaç sene önceki Ramazan'da. Risale'de yeni tanıyacak. Çok duymuşsunuz da benden bir daha söyleyeyim. Gelmiş hocam dedi, hocam diyor. Ya dedi evli olmak olmak için ne yapmak lazım dedi. Evliya. Yani evli olmak çok zordur. Hani oldun kolay da o evliyalığı tutturmak zordur yani. Şöyle, uçağı kaldırmak bir derece kolay da, irtifayı tutturmak o fırtınada zordur yani. Evliya devam edememek zordur. Ne kadar ne alçak yaptımsa adam şey var gücüm. Sonra, la merak ettim ya. Ne yapacaksın sen dedim evliyalı. Dedi ki, doğmuştan kurtulmak için yapacağım. Şimdi bak, bu adam hakikaten bunun gibi tipler. Evli olsalar şimdi dolmuş. Dolmuş dedim, peki daha para kimde kazanacak lan dedim, araba yanmış. Herkes evli, arabada uçuşuyor. Dolmuşlar aç kaldı. Şimdi düşün, senin gibi adamlar uçarsa neye benziyor biliyor musun dedim. Nereye benziyor? Şimdi dedim, kediler uçarsa kuşlar ne olur? Kediler uçtuğunu hayal et. Kuş ne olur? Senin de uçman böyle ol. Şimdi insanın fıtratında var yani evli olmak gibi şey var ya. Adamın ihtiyacı var ama Cenab-ı Hak diyor ki bunun yeri burası değil. Neydi? Şuna benziyor. Ana karnında göz var mı? Var. Ya ben manzara seyretmek istiyorum. Allah da diyor ki bak yeri burası değil. Bu gözün takılmasın. Fıtraten böyle bir yere gideceğini delildir diyor. Adam kulağı var, bebek. Yani düşünelim. Ya müzik çalmasını istiyor. Kur'an çalmasını istiyor. Cenab-ı Hak diyor ki bu kulağı verdi. Bunun cevabı olan sesler alemine aday olduğunu bil, iman et. Böyle bir yere gideceksin. Sabret. Çocuk dese ki ikiz olsa. Ya bırak sesi kim duymuş ya. Ya sesler alemin en güzel delili kulaktır. Peki kulak sesi benziyor mu? Hiç benzemiyor. Burun tada benziyor mu? Şey kokuyor, yok. Dil tada benziyor mu? Benzemiyor. Şimdi sen bak, dilim inkar ediyor, tadı inkar ediyor. Çünkü hiç tatmamış. Bak diyor,
göreceksin orada diyor. Bak bu organın var. Öyle bir yeri gösteriyor. Anne karnındaki organ böyle bir aleme gideceğini en güzel delil fıtratıdır. Ama çocuk ısrar etse burada görmek istiyorum. Burası bunların yani bu organlar burası için değil. Gidecek olduğun yer için. Burası için bir organı var. Kordonla göbeğini bağlanmış. İnsanın fıtratındaki aynı bu örnek gibi. Anne karnındaki göz, kulak, ayak orası için değil. Niçin? Niçin Enes? Gidecek olduğu için. Gidecek nereye gidecek? Anne karnı neresi? Dünya neresi? Ona göre ne kadar geniş? Bak, anne karnı Ömer, dünya. Güneş yok. Anne karnında güneş yok, top sahası yok, ses yok. Yani ahireti anlatsa çocuğa, anlatsam bak. Ben de şimdi orada ona ders yapıyorum ikize. Bak delikanlılar. Dünyaya geleceksiniz, içeceksiniz. İster istemez öleceksiniz. Yani doğum demek oranın ölümü, oradan ayrılmak demektir. Yani doğum bir yerin ölümü başka bir yerin dirilmesidir. Anne karnındaki ölüm, yani doğmak dünyanın dirilmesi. Bak orada güneşler var, nehirler akıyor, balıklar var, baklavalar var, börekler var, erik var, uçuyorsun, sular var, nehirler var, var da var. Ondan sonra orada bir sürü insanlar var. Şimdi tek çocuğa anlatıyorsun. Ondan sonra senin annen var bir de. Annen. Ne? Annen mi? Ha, çok, anne karnındaki çocuğa diyoruz. Seni taşıyan bir anne var ya. Beni kim taşıyor ki? Annen işte. Ne annesi? Ya bir de baban var. Anlatabilir misin? Çocuğu, anne karnındaki çocuğa annesini anlatabilir misin? Biz de Esma'yı böyle anlayamıyoruz. Esma'nın içinde olduğumuz için. Anne karnındaki çocuğa annesini anlatamazsınız. Görmesem inanmam dese ne kadar mantıksız bir söz olur. Annesini görebilir mi? Yok mudur? Var ama bir tane söyle demişti. Ben dedi, görmediğimi inanmam dedi. Anne karnından geldiğine inanıyor musun dedim. İnan, gördün mü peki içeriği? Sen orada gördün mü? Sıra mı? Esma'yı anlayamıyoruz derken Esma'yı aynı dalış yetimiz var. O şekilde. Mesela ne yapıyoruz? Çocuğa anlatıyoruz. Bak seni birisi besliyor. Aa kurtumla. Tatlı geldi, turşu geldi. Ondan sonra bak aa Kur'an okunuyor. Ses. Dışarıda ses de içeride dalga. Annenin bütün duyguları, hisleri, hareketleri yansıyor yani. Ama annenin tipini anlatabilir misin? Esmerdir, ahlakı budur, senin annen namaz kılar, senin annen şöyledir, böyledir, seni taşıyan odur. Anlatabilir misin? Biz de böyle Allah'ı onun için göremiyoruz. Allah'ta olduğumuz için. Anladın mı? Ha şimdi bu tür böyle benzetmelerle, düşünceyle insanın düşünce ufkunu açtırıyorsun. Şeyin dediği gibi, bir ikimiz demişti, hepten açık olsaydı, o zaman imtihan sırrımız olur. İmtihan ne demek biliyor musun? Senin ne olduğunu Allah bilmesi değil, Allah zaten biliyor. İmtihan, yani insanın bil kuvve, yani çekirdeğe bil kuvve denilir, ağaca bil fiil. Ağaçtaki ağacın başı olan çekirdeğin açılması gerekiyor. Aleyküm selam delikanlı. Hoş geldiniz. Şimdi çekirdek eğer toprağa atmasanız ağaç olur. Nasıl anlatacaksın? Bak bu çekirdek var ya kırmızı elmadır, böyle tadı şudur, karabiberi şudur, böyle kokusu vardır, böyle tadı vardır. Nasıl anlatacaksın? Bak kocaman ağaç bunun içinde desen. Kim inanır? Çok zor değil mi? Çok zor. Çekirdekte kocaman ağaç nasıl saklı? İnsanın fıtratında da ahiret ve Allah öyle saklı. Anne karnındaki çocuğa anneyi nasıl anlatamazsın? Ama anne karnında. Böyle bir sistemle anne diyor. Çocuğa diyoruz. Çocuğa bir isim koyalım. Bak senin ismin var. Ne isim ya? Sen kimsin der ya? Nereden geliyor bu ses? Ben dışarıdayım. Neresi dışarısı? Dışarısı içerisinde mi var? O dip hatlarda ses geliyor.
Çünkü onun dünyası orası. Dışarısı içerisi mi var? Her şey orası. Hatta çok tuhaftır. 9 ay olduğu halde doğduğu anda bir günlük oluyor. 9 ay sıfırlanıyor. Kadına diyoruz ki kaç aylık? 9 ay. Doğduğu gün 9 ay bir gün olacaktı. Ne kadar o? Bir günlük. Ne bir günlük ya? 9 ay önce yaşı vardı bir hafta önce. 9 ay gitti. Dünyalı ama dünyada değil. Yaşı yok. Dünyada ama yaşı yok. Anne karnındaki yaşı sayılıyor mu? Murat kaç yaşındasın? 45. 45. Aslında 45 artı 9 ay. Sayıyor musun? Sayıyorum. Ama yaşadın değil mi? Keşke olsaydı abi. Ama yaşadın niye saymıyor? Bilmiyorum abi. Niye? Ya. Arkadaşlar 9 ay anne karnındaki niye yaşa saymıyor? Yaşadık. Yedik içtik. Başka bir alem. He? Sayılması lazım. Yaşıyor çünkü. Yaşıyor ve yedik içtik. Dünyada yiyip içiyoruz abi. He? Dünyada yiyip içiyoruz. Ama yaşı da saymıyor ya. Peki adını unuttum ya. Ufuk. Ufuk. Anne karnındaki çocuğa. Annem var, annenin tipi böyledir. Gözü var, ayağı var, o dolaşıyor yediriyor. Anlatabilir misin? Anlatamaz. Yok. İnkar eder değil mi? Evet. İnkar eder. Çünkü niye? Onun içinde olduğu için. Biz de Allah'ın esmasında olduğumuz için, onun için anlatamıyoruz. Peki anne karnındaki çocuğa desek ki, dağlar var, tepeler var, ufuk, manzaralar var, öyle bir Çamlıca'ya çıkıyorsun, bazı seyrediyorsun ki, böyle güllerin içerisinde, ne diyor ya? Bak, dünyadaki harika manzaranın delili gözdür. Göz, manzaranın delilidir. Kulak sesin delili, burun kokunun delili. Nasıl anlatacaksın? Ne kokusu der ya? Bak senin şu organlar burada işe yarıyor mu? Yok. Ha, o gösteriyor ki bu organların kullanılacak bir yer var. Ha, insanın ruhunda da ebed arzusu var. Bir anda her yerde olma arzusu var. Ölmeme arzusu var. Ha, bunların kullanılacağı bir yer var. Organlar gibi. Anlatamazsın. Ancak çocuğa çok büyük bir eğitim vereceksin. Annesini ancak böyle kendi tipini görmemiş ya. Siz de görmezsiniz. Hiç aynaya bakmayan insan tipini görmez. Aynaya parlak şeye bakmasan ufuk sen kendini nasıl şey yapardın? Nasıl bir şeysin? Merak etmez miydin? Çünkü dünyada hiç kimse yok, teksin. Aynaya yok, parlak yok. Parlak. Allah Allah. Her şeyin bir şeyi var. Ona ben bana bakamam. Ben beni göremem. Yani illa aynaya buraya bakmak için buraya bakacağım, ondan sonra buradan buraya bakacağım. İşte bu dünyadaki varlıklarla kendimize bakmak için gelmişiz. Bunun adı imtihandır. Aynaya bir daha. Aynaya bakmak için neye bakıyoruz aynaya? Buraya bakmak için. Ona çok dikkatli bakıyorsun. Aslında buraya bakıyorsun. Yani buradan buraya bakıyorsun ki buradan buraya bakayım diye. Bununla kendini tanımlıyorsun. Ha, falan. Rengim gitmiş, şöyleydi, böyleydi. İşte bu bedendeki yapımızı seyretmek için. Bu dünyayı, dünya aynasında da kendimizi seyrediyoruz. Neyini seyrediyoruz? İnsanın fıtratını. Hasan abi bir yerde ince sırrı tevhid diyor. Okudum, nerede okudum hatırlamıyorum. 29'un sözde. İnce sırrı tevhid, ruhu anlatıyor. Mesela vücudumuzda 200 trilyon hücre var. Ruh 200 trilyon hücreyi görüyor, işitiyor, ihtiyaçlarını aynı anda. Aynı anda. Zaman yok. Evet. Zaman az kadar vücut. Evet. Şurada ruhu anlatırken. Bak. 200 trilyon nasıl? İnsanın var? Nasıl ruhu bütün cesedin öyle bir münasebeti var ki her tarafına? Kaçıncı söz dediniz abi? O şey, bu 31. pencere. Bak, 200 trilyon aşkın hücre var. Tamam mı? Şimdi tırnak hücresi, göz, saç, böbrek, karaciğer hepsinin farklı bir isteği var. Farklı bir işlevi var, farklı vazifesi var. Ama sıraya konmamış. Böbrekler çalışın, dalak sonra. Saçlar şu bekleyin, tırnakları bitireyim. Neye benziyor? Ufuk, güneş vurdu. Çiksalındaki otlar, Asköy'dekini bitireyim de ondan sonra sıraya koyduk. Çiksalın da bitsin, ok meydanındaki otları büyüteceğim. Türkiye'deki koyunların tüyleri,
Siz bekleyin Sibirya'yı sonra. Falan Sirekuyum. Güneş. Aynı anda Tokat'ı da, aynı anda Arabistan'da Hulmeyn, aynı anda kuzey kutuplarda ayların tüyünü büyütüyor. Değil mi? Gezegenleri tutuyor. Ne kadar iş yapıyor? Oho! Nihayetsiz iş. Tek iş gibi kolaylığında yapıyor. Peki güneş nerede? Kuzeyde iş yapıyor. Güneyde iş yapıyor. Doğuda, batıda iş yapıyor. Ağacı büyütürken saçları da büyütüyor. Gezegenleri tutuyor. Soba ve lamba yapıyor. Peki nerede kendisi? Kendisi de yok piyasada. Her yerde, hiçbir yerde değil. Nihayetsiz iş, bir iş gibi farklı farklı iş yapıyor, sıraya koymuyor. Yaratılan, yarım nurani güneş böyle olursa, yaratan Allah nasıl olur? İşte ondan daha harika olan güneş, güneşten daha harika olan ruhtur. İnsanın bütün cesedine öyle bir manasebeti var ki, her tarafı, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Mesela karaciğer böbrek için, böbrek dalak, dalak mide, akciğer. Mesela ufuk, bu nefes alma çok iyi değil mi? Astım hastasına sor. Şimdi burada burundan nefes alıyoruz. Almak ne kadar nimet. Bazen burun tıkanınca aman yarabbim her şey nefesmiş ya. Başıma geldi de ben almaya da daha birkaç hafta önce. Ömer sabaha yatamadım o şey. Burnunu tıkadı yukarıdan aşağı. Bir şey anlatmak için bunu söylüyorum. Ağızdan aldım. Açılanak açılmıyor ki. Tamam. Soğuktan kal. Ya inanın bana her şey bir nefes almak oldu. Yani nefes almak lezzet. Vermek de ikinci bir lezzet. Aldı veremezsen. Bitti. Kalp basıncı durdu. Bak. Hani almak ne kadar nimet, vermek de nimet. Bedene almak, bedene hayatı almak gibidir. Nefesi vermek, ölmek gibi. Şimdi bu ruh bütün hepsini bir tek şey gibi idare ediyor. Sıraya koymuyor. Bak nefes. Mesela desek ki, nefes almak çok iyi. Şu burun deliğinden alınıyor. Ama fazla hava sokalım şuraya ya. O küz deliği kadar yapsak burnu böyle. Bu delik akciğere göre yapılmış. Onun hacmine göre, büyüklüğüne göre yapılmış. Sen bunun şu deliği o akciğerdeki hacme göre değil, o küzün deliğiyle hava bassan, traktörün lastikteki havayı bisiklet lastiğine hava basmak gibi o ciğer patlar. İyi ama... İyi de fazla oldu mu çok kötü oluyor. Az oldu mu da olmuyor. Sineğin nefes alması gibi alsan. Ha şimdi bunları ne ayarlıyor? Ruh ayarlıyor. Mesela su içiyoruz. Nefes borusuyla yemek borusu. Orada bir trafik polisi var. Bizim köylü birisi gitti işte. Bundan birkaç ay önce de. Yerken kuru yemiş değil mi? Bu ya, şey... Nohut herhalde. Nohut mu? Nohut kadına. Öyle hatırlıyorum. Mideye gidip gitmesini beklerken akciğere gitmiş ve öldü gitti. Orada bir polis var ha fuka fuka da bir adam. Hop çök. Bir abi nasıl olduysa şaşırdım. Dedi böyle adam doğru aşağıda. Trafik kazası oldu abi. Doğru aşağıda. Aşağıda ama bizim köylü ya. Ya nasıl olur? Adamda suç yok ya. Açmamış adam. Polis vazifesini yapmamış. Ya neceli gelmiş. Şimdi öyle bir şey olsa, şimdi düşünerek mi yapıyoruz? Orada birisi açıyor, kapatıyor. Oo bakıyor ne geliyor? Hava geliyor. Ha? Sağ çek gibi, polis de çıkıyor ya şimdi. Bizi bir baktı şimdi tak geliyor. Değil mi Emre? Öyle. Yoksa ders yetişemeyeceğim. Ben de bir de hassasım. Buraya girdiğim zaman 9'a 9 vardı. Araba bırakana kadar buraya gelince 8.57. 3 dakikada girdim mesela. Eğer polis çevirse dedim ya şimdi derdim. Böyle bir tuttu. Geç. Şimdi buradaki o polis de yok burayı buna bunu da oraya karıştırsa hadi gitti. Ha, şimdi gelelim şeye. Ruhun böyle bir özelliği var. Bunu yaparken göze gidecek maddeyi tırnağa gidecek maddeyi göze çıksa ufuk mesela
Tırnak uzuyor değil mi abi? Evet. Tırnağından ne var aynı yerde? Parmak uzatsa ne olur? Aynı şey. İkiz beraber uzatsa? Ha böyle gitse sırık gibi. Ufuk ne olur lan? Ne olur? Aç uzadığı gibi. Boy da uzatsa devam etsin. Ha bunun ne farkı var? Aynı yerdeler. Kaş uzamıyor. Yani çocuk büyüyor, tak burun bu kadar duruyor, kulak bu kadar duruyor. Böyle bir şey gibi olsa böyle, yaprak gibi. Bazılarının uzuyor hocam. Uzuyor ki. Yani kaşı büyüyor gibi oluyor. Niçin biliyor musun? Senin gibi adamlar düşünsün, olan öyle olsa ne yapardı? Hani bazılar dedim ki, bak dedim, sofranıza bu kadar yemekler geliyor. Hanımı yapıyor, anneniz yapıyor tuzunu, karabiberini, kimyonunu. Bak dedim, sen hiç şeftali yerken tuz katıyor musun? İşte karpuz yerken şunu katıyor musun falan. Bak hepsi ayarlanmış. Bir tane çıktı demesin mi? Hıyar o zaman niye tutsuz dedi. Dedim ki o da normal olsaydı bu tuzluyu düşünemezdik, standart derdik. Allah böyle yaparak diyor ki bak hepsini hıyar gibi yapsaydım gündüz hayatınızda tuzlukla dolaşırdım. Değil mi? Bak hıyar gibi adam. Niye tuzsuz adam? Hıyar gibi adam niye diyoruz? Gerçi hayırdır da Arapçada. Hıyar, yani tadı yok bu adamın ya. Yani hıyar gibi yapsa şimdi mandalinaya ne yapacaktın? Tuz koyacaktın. Şimdi kışın değil mi? Mandalinaya var mı lan mandalina meyve bir şey var mı? Var. Vay iyi öyle canlı dersin. Allah Allah. Yani irade-i ilahiyin cilvesi olan evamiri tekviniye. Ve o emirden vücud harici giydirilmiş bir kanuni emri ve latife-i Rabbani olan ruh. İşte böyle diyor. Yani dünyada olup dünya cinsinden olmayan ruh. Ben almaya gitme. Bir yer istemem. Enes. Ha meyve almaya gitme. Varsa tamam. Şimdi şaka dedim yani. Hiç. Şimdi dünyada olup dünyalı olmayan. Hani anne karnındaki çocuk ya. O gibi değil. Ruh. Mesela anlamak için söylüyorum. Merhamet. Var mı hepimizde var. Tipi var mı? Nasıl bir tipidir merhametinizin? Vefa duygunuz var değil mi? Vefa. Vefa mesela. Senin babandı değil mi rahmetli olan? Evet. Adın neydi abim? Fatih benim. Fatih. Ufuk Fatih. Şimdi vefa var babasına. Şimdi vefanın tipi var mı? Yaşı var mı? Şekli var mı? Nerededir ya vefa? Demiyor muyuz ki ona vefasız adam veya vicdansız adam? Peki vefa nasıldır? Nerede? Nasıl bir şeydir? Ancak biz eylemini biliyoruz, tasarrufunu biliyoruz. Bizdeki tesirinden anlıyoruz vefa budur. Ama şeklini, şemanı bilmiyoruz. Ha, vefa nasılsa ahirette öyledir. Hissiyatla gizli. Hissiyat ya. Hepimizde merhamet ve şefkat var. Aşk var. Nasıl bir şeydir? Allah aşk falan. Aleve benzer. Kimisi neyle benzer dedi. Kimisi güneşe benzer dedi. Ya kardeşim doğru dürüst konuşan yok mu ya? Aşk nedir ya? Nasıl bir şeydir? Tipi var mı? Bu bir telefon, bu bardak, bu bir tabaktır falan. Nasıl bir şeydir? Yok. Var, icraatı var, tesiri var. Kendisi tipi yok. Bu, çünkü niye? Buralı değil de ondan. Buralı olmayan burada hangi şekle girsin? Rengi nasıl olsun? Çünkü her şeye şefkat. Çocuğa şefkat var, kediye şefkat var, ağaca şefkat var değil mi? Aşk, muhabbet var. Arabaya muhabbet var, arsaya muhabbet var. Bir sürü yere muhabbet yapıyoruz. Peki, her şeyi olabilen, her şeyde kullanılan muhabbet tipi nasıl olacak? Hangi şey olsun? Bütün renklerin sahibi olan Allah hangi renge girsin? Bütün şekillerin sahibi olan Allah hangi şekilde girsin? Burada ruh şeyi ortaya çıkıyor. Hani Mevlana'nın bir lafı mıydı? Ben diyor hani aklımla, kalbimle sevmem, aklım unutur, kalbim durur. Ruhunla Mevlana'nın lafı yani ruh yani burada şimdi ruhu mesela nasıl ki tarif edemiyoruz ya işte aynı ruhu ruh daha ötelerde de hemen yaşadığımız ruh varmış ama ben onu kastetmiyorum şunu da ister hepimiz gündelik hayatta kullandığımız vefa, şefkat, aşk ruh daha cami şimdi aşk dedik ama nasıl bir şey? Ancak eseriyle biliyoruz aşkmış bu. İyilik mesela. Dizine dursun diyorsun. Hiç iyilikten anlamadın. Bunu hayvanlar da
Hiç yapamaz yani. Demek ki bu tür sıfatlar, özelliklerin toplamının bulunduğu yere ruh deniliyor. Bu ruh. O zaman o ruh Hasan abi, cehennemdekiler mesela, cennetlikler o ruhun hissiyatlarıyla beraber hepsinin tadını tadacak. Tadıyor. Mesela burada da tadıyor Osman. Vefa şeytandan isteyecekler, şeytan da yardım isteyecekler. Ben sizi zorla yaptırmadan o vefasızlığı tadacaklar. Mesela şöyle, ahirette vicdan azabı ve azap olacak diyor, azap. Veya mükafat olacak. Delili var mı, alameti var mı? Var tabii. Nedir o? Mesela vicdanı bozulmamış Fatih, tamam mı? Şimdi bir araba sürüyorsun abi. Var mı araban Fatih? Yok. Ha. Ufuk, senin var mı abi? Var. Var. Belediyenin var. Tamam. Ha, çok iyi. Ha, o daha iyi. Şimdi ara, yağmurda gidiyorsun. Dikkat etmedin, sağlamadın. Yolda yayalara o kenardan giderken şak diye pislak etsen. Ama şuursuz şu yani. Kasten yapın. Gene vicdan azabı çekmez misin abi? Çekersin. Çekersin. Keşke yavaş gitsin. Peki, vicdan azabı, pişman azabı, tipi nasıl bir şey? Kaç kilodur? Yani miktarını, şeklini diyebilir misin Ufuk'un? Diyemezsin. Diyemezsin, yok. Yani eseri var, kendisinin tipi yok yani, şekli yok. Mesela telefon ne kadardır? Şu kadardır. Ağzı şudur, tipi mudur dersin ama vicdan azabını... Güzelliğini... Açıklayamazsın yani. Mesela geçmişte ah ulan ah değil mi? Fatih inşallah demiyordur da ulan babaya böyle demişti. Keşke demeseydik ya. Değil mi abi? Evet değil mi diyoruz? Diyoruz. Keşke demeseydik. Peki bunu eseri var, kendisi yok diyebilir misin? Bir de başkası var tersi Fatih. Şimdi desen ki, ulan baba ile falan o da iyi mangalda babama şey vermiştim. Aferin lan oğlum dedi. Gurur duyuyorum seninle vesaire dedi. Şimdi oğlum baba vefat ettikten sonra onu hatırlayınca insan hoşuna gidiyor değil mi? Hoşuna gidiyor. Peki şunu demek istiyorum. Bazen böyle sıkılma çeşitleri, bazen sevilme çeşitleri var. Bunlar da ahireti gösteriyor. Celal ve cemal. Yani cennet ve cehennemin bu dünyada hissettiriyor bize. Bak bunun sureti, nümunesi, küçük bir şeyi bu. Bunun aslı ahirette. Yani mesela insan vicdanı bozulmamış bir hata yapsa, sinirini aldı, çağırdı, kırdı evde, çıktı ama vicdan bırakır mı? Ne diyoruz? Keşke demesin ya. Lanet olsun nefse. Lanet olsun eşime demez. Haklı da yoksa gene lanet olsun şu öfkeye, lanet olsun şu şeytana, lanet olsun uydum ben bu nefse ya, demiyor muyuz? Ha, bu eserleriyle kendisinin varlığına geçiyoruz. İşte bu vicdan azabı da böyle azaplar veya vicdani lezzetler, sürurlar şeyi gösteriyor. Ötelerdeki iki tane alemin iz düşümleri. Mesela bak, Allah Allah, şu kokuya bak ya, görmediğin bir şeyi, hele Ramazansa patates kızartması mı, balık kızartması mı, ekmek bir pişiyor, yedi mahalleden alırsın. Köpek görmediğime inanmam demeden avına gitmez mi? Hayır, hayır, kokuyla gidiyor değil mi? Köpek diyor mu? İnan, görmediğime inanmam. Köpek kokusuyla avına giderse, biz kokuyla, görerek, görmeyle, tatla, dokunmayla, akılla, fikir, kalple, hisle sahibimize gidemezsek ayıp olmaz mı? Şimdi görmediğime inanmam diyen adamın köpeği görmeyip kokuyla gidiyor. Adam diyor, o diyor avına kokuyla gidiyor. Ben diyor kokuyla veya görmeyle avıma gidemezse. Ya nasıl bir şey sahip ya o güya köpek? Görmediğine görüyor. Neyle görüyor? Kokuyla. Neyle görüyor? Kulakla. Neyle görüyor? Gözüyle. Neyle görüyor? Eliyle, fikriyle, aklıyla, kalbiyle görüyor. Hepsinin şeyleri farklıdır. Kulakla gözüken ayrıdır, gözle gözüken ayrıdır. Hepsi göze indirgemez ki. İşte ruh da böyle. Hepsinin ihtiyacını böyle görüyor. Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde.
hacatların ihtiyacını görmesine birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Yani tırnakla meşgul olurken aynı zamanda sol kulağın, orta kulakla meşgul oluyor. Ruhu şaşırtmıyor ya. Ne ihtiyacı varsa ona, o da aynı iş. Tek iş gibi yapıyor. Bu nihayetsiz işleri, 200 trilyon açmış hücreyi, hepsi farklı farklı şeyler söylüyor. Ama şu anda nefes alıyorsunuz, göz kapakları seni çıkıyor. Hangisinin kontrolü bizdeki? He? Şu an ders dinliyorsunuz bak. Böyle dinliyorsun. Kulağı bu sesi manaya dönüştüren, sen bana bakıyorsun, sesi gören var mı? Sesi gören yok ki. Sesi neyle görüyorsunuz? Kulakla işitiyorsunuz. Sen şimdi görmüyorum desen şu sesimi inkar mı edeceksin? Hiç ses gözükmüyor ki. Görüyor musun benim sesimi? Havada gözükmüyor. Yok. Ama bunu görüyorsun. Evet. Veya bazısı ya görmem ama bu öteki mahallede işte Ramazan'da işte bak adam biraz önce gelirken oradan hatırıma geldi de. Onun için komşu da pişse böyle kulak oluyor ya. Bir et mangal pişiriyor ki her tarafta şu aşağıda şu gelmeden bir mangal kokusu geliyor ki 7 mahalleyi zehirledi. Tamam. Şimdi görmediğim yorumlar. Nasıl görmem? Adam kızartmadan patlıcan mı, patates mi, balık mı anlar? Balığın çeşitliliğinin kokusu da ayrıdır. Bunlar hep ruhsaldır diye çok örnek veriyorum ki zenginlik olsun düşüncemize. Ruh şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüzüğüyle bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Yani gözüyle gördüğü gibi kulak, ruh, gözsüz de görür ruh. Kulakla işittiği gibi kulaksız da duyar. Ondan sonra burunla koku aldığı gibi burunsuz da alır. Ne zaman? Uyuduğumuz zaman yapmıyor muyuz? Ayaksız da yürüyoruz. Göz kapalı. Rüya görmüyor musunuz? Rüyada o gördün neyle? Bu gözle mi gördün? Bu kulakla mı işittin o rüyadaki sesleri? Peki sen terden su oldun, köpek kovaladı veya bir yere gittin veya yorgunluk hissettin. Rüyada da bile yoruluyorsun. İş yapınca hakikaten kalkınca yorgun hissediyorsun. Ben yapıyorsun. Bu bedenle mi yaptın? Hangi konuşuyorsun rüyada? Akıl yürütüyorsun. Uyanca diyorsun ki olan keşke böyle deseydin. Keşke bir gün sorsaydın. Bu akılla değildi ki. Başka bir akıl var. Yani illa indirgedik bu şey göze. La başka göze. Abi hiç ufuk rüya görmüşsün değil mi abi? Evet. Bir sürü yer gördün ama bu gözde görmedin. Horlarken kendi sesini duymuyorsun, o anda rüya görüyorsun, rüyada burada olmayanın sesini duyuyorsun. Ama kendi horlamanı duymuyorsun. Sen horlamanı duysan zaten sen yatamazdın, uyanırdın. Yediği öteki odadakiler rahatsız oluyor, sen rahatsız olmuyorsun. Sen duymuyorsun. Tuhaf değil mi? Ya, yani her şeyimiz acayip, karayip. Ama maalesef hayatımızı indirgedik ufuk, işkembeye ve cinselliğe, uşkurluğu, midesi, hayat bu zannediyor. O zaman ne olur böyle bir insan? Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, işe veya okula, ondan sonra yatak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgende hayatın geçsin. Onun için öl ve gömül. Bu mu yani? Neye benzer o zaman? Mutfak ile tuvalet arasında pimaş borusu gibi. O güzelim şeftaliyi bilmem nereye dönüştürüyorsun. Başka bir şey alamıyor ki. Madem ahiret yoksa haşa. Yediğin şeftali nereye dönüşüyor? Sanki gübre fabrikası insan ya. O güzelim meyveleri ne hale getiriyor? Nedir o? Mutfak. Doldur. Tuvalet. Boşalt. Yatak. İş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Öl git. Ya bu kadar basit olur mu insan ya? İnsandan başka bir şey olması lazım. Bak. İsterse bedenin her cüzüyle bilebilir. Bak. Rüyada biliyoruz. Rüyada görüyoruz. Rüyada konuşuyoruz ama boğazı kullanmıyoruz. Rüyada yürüyoruz. Bu bedeni kullanmıyoruz. Terden su olduğumuz var. Köpek sizi kovalıyor. Kalkıyorsun terden su. Yatakta yatıyordun köpek yok. Yoksa bu niye terledi? Koşmanın alameti var. Yani demek ki ruhu şaşırtmaz. Ruh mecbur değil gözde bakmaya.
Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzüyle görebilir, işitebilir. Mesela rüyada başka bir latife ile gördüğümüz gibi ayık alemde de insan biraz inkişaf etse maneviyatıyla başka bir gözde ortaya çıkar bedenin dışında. Mesela otobüs kullanıyorsun değil mi Ufuk'un? Şimdi mesela şoförlük gözüyle, tecrübe gözüyle bu mahalleye girer mi araba, şuradan çeker mi diye bak bir başka göz. Değil mi? Hani derler ya, bir bak hele ya şurada ev olur mu? Çiftçiye dersen ki ya burada bir bak hele arıcılık veya çiftçilik olur mu? Veya terziye desen ki şu kumaşlar ne kadar çıkar? Ya o da bakıyor, ben de bakıyorum. Ben niye anlamıyorum? O başka bir göz değil mi? Ha, ille kafa gözü değil yani. Başka gözü. Ben bir de ben bakayım diyorsun. Bir de tecrübe gözü var değil mi? Sanatkarlık gözü var. Peki başka bir göz söyleyeyim şaşıracaksınız. Babalar da. Babalar çocuğa ya baksana hanım ya niye ağlıyor ya? Şuna bak ya bir susturun. Ya, bir sus. Kan, her şeyin tamam. Anne gelince ne yapıyor biliyor musun? Bunun altı pis diyor. Lan ne anladı? Bakıyor, karnı mı aç, altı mı pis, kucağı mı alacak anlıyormuş. Bakarak. Biz trene bakar gibi bakıyoruz. O da bir göz. Şefkat bir gözdür. Merhamet gözdür. Adalet de bir gözdür. Bakıyor olan bu mahkemede deliller var ama vallahi bu gözüm tutmadı diyor. Ruh şey demek istiyorum, ruh ille bu organlara mahkum değil. Öyle de velillah meselele ala Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alim ekber olan kainatta o zat-ı vacib-ül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Ruh ağır geliyor mu? Ayağımın altındaki hücreleri idare ediyor. Kafanın tepesindekileri de idare ediyor. Yani gözle meşgulken tırnakla da meşgul. Bu yaratılan bir şey ruh böyle yaparsa bunun sahibi olan Allah ne ağır gelir? Birbirine hiçbir şey mani olmaz. O Halik-i Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür. Bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şey ile bak. Her şey ile her şeyi görür. Mesela bak. Gözle mide gözükür. Açsınız bir yemek görsen. Lan gösterme ya midem kalktı ya. Uf. Değil mi? İştahımız açılıyor. Veya lan ne doğru ya ya şapçut yapma ya. Bak adamın ağız sesiyle mide uyanıyor. Bak nasıl çalışıyor. Mesela gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Güneşi de bileceksin. Niye? Güneşin içinde çalışacak bu. Başka? Eşyayı da bileceksin kırılma açısını. Yani çiçekten renklerin gelmesini anlayacak bir sistem olması lazım. Yani gözü yapmak yetmiyor. Başka? Bütün organlarla alakası var. Göz mideyle de alakası var. O zaman her bir şey yapmak için her şeyin sahibi olmak lazım. Bir şey her şey için, her şey de her şey, bir şey içindir. Bütünseldir. O zaman her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Burada kesiyorum. Senin şeyi yarım kaldı. İnşallah başka bir zaman tamamlarız. İnşallah tabii inşallah. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.